Kadırga TV ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Sporda yaşanan gelişmeleri sizlere bu programımızın içerisinde aktaracağız. Lige verilen 17 günlük milli aranın ardından tekrar Süper Lig start aldı. Trabzonspor deplasmanda Konya Spor'a konuk oldu. Sahadan 3-1 gibi farklı bir skor ile galip ayrıldı Trabzonspor. Bu karşılaşmada tabii ki özellikle olaylı Fenerbahçe karşılaşmasının ardından bu karşılaşmanın önemi kat kat daha artmıştı. Sportif anlamda tabii bunu konuşuyoruz ama ne yazık ki hep söylediğimiz bir şey vardı. Saha içerisinde kalmalıyız. Sporun güzelliklerini konuşmak istiyoruz ama bir türlü yaşanan gelişmeler, yaşanan olaylar saha içerisinin konuşulmasına izin vermiyor. Böyle de bir tablo var. Tabii ki Trabzonspor'a verilen cezaların ardından, yani olaylı Fenerbahçe karşılaşmasının ardından verilen ceza sonrasında da Trabzonspor kanadından çok ciddi tepkiler vardı. Tabloya baktığınız zaman, verilen cezalara baktığınız zaman gerçekten bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu'nun, işte PFDK'nın adaletli bir yaklaşım içerisinde olmadığını görüyoruz. Bu noktada Trabzonspor 6 maç saha kapama, özür diliyorum, seyircisiz oynama cezası alıyor. Baktığınız zaman Fenerbahçeli futbolculara da neredeyse hiç ceza verilmedi dersek de yanlış bir yorum ya da tespit yapmış olmayız. İşte tribünlerde yani rakip takımın, yani Fenerbahçe'nin tribünlere yönelik sportmenliğe aykırı hareket ve rakip takım taraftarlarıyla kavga ettiği gerekçesiyle Fenerbahçeli Osvaldo'ya bir maç 52 bin lira para, İrfan Can Eğribat'a ise bir maçtan men ile 13 bin lira para cezası verilmesine karar verildi. Trabzonspor'da tabi Egemen Korkmaz'a bir maç ceza veriliyor bu noktada. Yani tam anlamıyla bu noktada verilen cezalara baktığınız zaman, ki seçim sonrasına da ertelenmiş biliyorsunuz bu kararın açıklanması, bu noktada Futbol Federasyonu'nda Trabzonspor cephesi ciddi tepki gösterdi. Hatta yapılan açıklamada adaletiniz batsın, artık o koltukları işgal etmeyin, istifa edin yönünde açıklamalar vardı. Dün yine Trabzonspor taraftarları Trabzon'daki Türkiye Futbol Federasyonu önünde de bir açıklama yaptı. Ardından gecenin ilerleyen saatlerinde de takımı, yani Trabzonspor'u havalimanında karşıladı. Bundan sonraki süreçte neler olacak? Tabii ki bunu yakinen bizler de takip ediyoruz. Dediğimiz gibi Trabzonspor cephesinden, aslında sadece Trabzonspor cephesinden değil, yani şöyle bir baktığınız zaman verilen cezaya adeta Trabzonspor'un linç edildiğini görüyoruz. Yarış devam ediyor. 6 maç seyircisiz oynama cezası veriyor. Trabzonspor'a verilen bu cezanın karşılığında Fenerbahçe'ye verilmeyen adeta bir ceza olduğunu görüyoruz. Bu noktada tabii şunu da söylemek lazım. Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan o olayları tam anlamıyla iyi analiz edilmesi gerektiğini görürüz. Yani örnek veriyorum, bir hukukçu gözüyle baktığınız zaman, örnek veriyorum işte Ali Sürmen'in yine Trabzonspor STÖ'leriyle bir araya geldiği toplantıda ağır ceza hakimliği yapmış, uzun yıllardır hukukçu bir isim, sahaya girmiş bir güvenlik taraftarın güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirdikten sonra o oyuncu tarafından dövülmesinin ciddi bir cezası olması, yani yumruklanmasının ciddi bir cezası olması gerektiğini ifade etmişti. Bu noktada tabii ki bizler asla o karşılaşmada yaşanan, Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olayları tasvip etmiyoruz. Sahaya atılan pet şişelerden taraftarın sahaya girmesi, bunlar asla kabul edilemez olaylar ki Türk futbolunda görmek istemediğimiz tablolardan bir tanesiydi. Ama bunlar yaşandı. Sonraki süreçte yaşananlar da tamamen iş farklı bir boyuta geldi. Tabii
Trabzonspor'un tarihine baktığınız zaman bu noktada ciddi anlamda geçmişinde hakem hatalarıyla birlikte hakkı yenmiş bir Trabzonspor'u da görüyoruz geçmişten bugüne. Baktığınız zaman 95-96 şampiyonluk kaçtı, 2003-2004 Cem Papile vakası ki Trabzonspor taraftarları sokağa dökülmüştü o karşılaşmada, o maç sonrasında 2011-12-2011 futbol sezonunda şampiyon olan bir Trabzonspor, yani UEFA'ya Şampiyonlar Ligi'ne giden bir Trabzonspor'a şampiyonluk kupası verilmemişti. Yani bunun gibi onlarca örneğini sayabiliriz. Bu noktada gerçekten her zaman haksızlığa uğrayan da bir Trabzonspor gerçeği var. Biz şimdi maça gidelim. Konyaspor Trabzonspor maç sonrasında Abdullah Avcı'nın açıklamalarını ekranlarınıza taşıyalım. Evet, iyi akşamlar. Öncelikle şöyle bir mini takım arası. 17 günlük bir aradan sonra oynanan maç. Her şeyden evvel bir kere şeyi özlemişiz, oyunu özlemişiz. Oyunu konuşup oyunun içinde kalmayı, oyunu geliştirmeyi, oyuncuyu geliştirmeyi, sahanın içinde kalmaya ben ve ekibim devam ediyor olacağız. Bizim hedefimiz lig üçüncülüğü. Bunun için sonuna kadar sağlıklı biçimde mücadele ediyoruz. Özellikle oyuncularım son iki haftalık süreçte, sadece biz değil tabii Türk futbolunun da yakından ilgilendiği süreci net bir şekilde yaşamış bulunuyoruz. Bunun için de oyuncularımızı net bir şekilde bunun içinden çıkartıp onların mutlu olduğu alanın sahadaki oyun ve skor alabilmek olduğunu motivasyon amaçlı birebir görüşmelerde bunları ifade ettik. Sonra da sahada ne yapacaklarına baktık. Bugün oyuna döndüğümüzde baktığında Konyaspor hem şehir olarak hem bir futbol kültürü olarak, tarihi olarak çok önemli bir futbol şehri. Bugün belki bulunduğu durum kadro kalitesi, oyun kalitesini göstermiyor ama buradan da sağlıklı bir şekilde çıkacaklar diye düşünüyorum. Oyun şöyle başladı. 4. dakika, yanlış hatırlamıyorsam, iki tane final pası atamadık, karşı karşıya kalabilirdik. Oyundaki üstünlüğümüz son derece sağlıklı biçimde gidiyordu. Sonrasında harika bir vuruş. Oyunun aslında senaryosu böyle değilken değişti. Çünkü rakip çok geçiş bir takımıydı. Bundan sonraki süreçte Konyaspor topa daha fazla sahip oldu. Çünkü o sorumluluk ve geride olduğu için bu riskleri alacaktı. Düzgün ayakları var, topa da sahip olabiliyorlar. Bizim bu bölümde, belki rakibe pozisyon vermedik ama bu bölümde rakibi ikinci bölgede beklerken, 2.5'ta beklerken baskılarımızı daha sert sırtında giderek rakibi daha çok geriye püskürtmemiz gereken yerde biraz bu baskılarda uzak kaldık. İkinci yarıda yakaladığımız penaltı, rakibin artık tamamen riskleri aldı, kenar ortalar yaptı, pozisyonda da bir formasyon değişikliği yaptık orada. Son bölümde Fernandez'e attık, top rakipteyken iki stoperin arasına soktuk. Sonra tamamen bir 5'liye döndük, 5-4-1'e döndük. Kenar ortası çok fazla gelmeye başladı kenarları katabilmek için. Sonra taksi oyuna girip harika bir vuruş yaptı. Bugün itibariyle üçüncülük hedefi için, bizim için, kazandığımız için son derece mutluyuz. Konyaspor dediğim gibi iyi bir takım. Bugün kazanmayı hak ettik. Harika goller oldu. Harika bir galibiyet oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ve Konyaspor'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Biraz evvel konuşmamın başında teşekkür ederim. Biraz evvel konuşmamın başında Abdullah Avcı ve ekibi bu zamana kadarki çok net bilmeniz lazım. Oyun ve oyunun içinde kalıp oyunu geliştirmek ve oyuncuyu geliştirmekle ilgili bir ifade kullandım. Bu süreç bununla böyle devam edecek. Şöyle bir şey var. Bütün yaşanan olaylarla ilgili. Ve bunu söylüyorum ama hiçbir şekilde bu bizde başlık veya manşet olmuyor. Futbolun bütün paydaşları, sizler, bizler, teknik adamlar, antrenörler, futbolcular, yöneticiler, başkanlar, dilimizi, üslubumuzu değiştirmediğimiz sürece kalbimizi, gönlümüzü de değiştiremeyeceğiz. Sorumluluk sahibi insanlar sorumlu davranacaklar. Dillerini, üsluplarını değiştirirlerse o zaman her şey daha güzel olacak. Bu oyunun, bu futbolun güzel
ve geliştirme ve iyileştirme yönü var. Her şartta futbol oynanıyor. Onun için ben bu tarafından bakıyorum. Konyaspor bu bizim yaptığımız bir eylem değil. Bunun herkesin de bir şekilde destek olduğu. Eylem mi denir buna veya bir duruş mu denir? Yani çok ben o tarafında hiç ilgilenmediğim bir tarafı aslında baktığında. Ben ancasına şöyle bugün şöyle bakabilirim. Biraz evvel yayıncı kuruluşta da söyledim. 17 gün sonra maç oynadık. 9 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Bir futbol takımı için ritimler açısından, maç oynama açısından, yani oyundaki devamlılığı sağlamak açısından sağlıklı bir durum değil. 26 gündeki maç. TFF, rica ediyorum. Sezon başı planlamaları yaparken takvimleri. Bunun üzerinde dururlarsa bu son derece sağlıklı olur. Bu bir futbol bizim için de, Konya Spor için de, bir başkası için de doğru bir süreçti. Şimdi 9 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Kendi sahamızda. Onun için dediğim gibi sorumluluk sahibi insanlar dillerini, üsluplarını değiştirirlerse bütün paydaşlar bu oyunun güzel yanından faydalanabiliriz diye düşünüyorum. Hocam tebrik ediyorum. Murat Dönmez, Türkiye Spor Yazarlar Derneği Konya Şube Başkanı. Teşekkürler. Sevgili hocam, Fenerbahçe maçından sonra sıkıntılı bir süreç yaşadınız. Bunu ülke olarak, tüm futbol camiası olarak hep beraber yaşadık. Ancak siz milli takım teknik direktörlüğü yaptınız. Kalecimiz de milli takım kalecisi. Bugün maçın gerilmesinde çok büyük etkendi. Bizim gördüğümüz oydu. Yakışmadı diyorum. Siz rakip takımın teknik direktörü olsaydınız buna nasıl bir tepki verirdiniz? Şimdi Uğur Can Çakır Türk milli takımının kalecisi, iki son turnuvada da Avrupa Şampiyonası'na gitmiş milli takımın kalecisidir. Yani şimdi burada bunlara cevap vermek istemiyorum. Ben Uğurcan'ın yaptığı bir yanlış varsa onu zaten kendisiyle konuşurum. Ama her yerde aynı şekilde milli takım kalecisiyle bir şeyle karşılaşabiliyorsa bu da çok sağlıklı bir durum değil. Onun için şunu demek istiyorum. Dilimizi, üslubumuzu hepimiz. Evet, sorumluluk. Türbünün de sorumluluğu, Uğurcan'ın da sorumluluğu, benim de sorumluluğum, başkasının da sorumluluğu, hepimizin sorumluluğu. Oyunu konuşursak daha iyi olur. Bu oyunu artık senelerdir konuşamıyoruz. O zaman üslupler çok çatışıyor. Bu olmuyor. Gelişemiyoruz. Türbünler niye boş? Zeminler niye bozuk? Takvim niye böyle? Bunları konuşmayacak mıyız? Biz bu tarafından konuşmamız lazım. Bu oyunu geliştirmeye, içinde olmaya ben devam edeceğim. Evet sevgili izleyiciler, maç sonrasında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı hep birlikte dinledik. Tabii ki maçtan çok verilen cezalar konuşuldu. Tabii ki bu karşılaşmada da yine tabii ki yine bir taraftarı sahaya atlama olayı da oldu ama Sayın Abdullah Avcı'nın da ifade ettiği gibi sorumluluk sahibi insanlar sorumlu davranacaklar. Yani bu noktada her zaman söylediğimiz bir tez vardı. Bu noktada Türk futbolunu idare edenler, Türk futbolunun başındaki isimler, kitleleri yönlendiren isimler söylem ve eylemlerine dikkat etmek zorundadır. Futbolun dili şu anda ciddi anlamda sertleşmiş durumda. Kulüp başkanlarının açıklamalarına bakıyorsunuz, yöneticilerin açıklamalarına bakıyorsunuz. Peşindeki camiaları adeta tahrik edici açıklamalar yapıyorlar. Yani bu noktada biz zaman zaman programlarımızda hep dillendirdiğimiz ve sürekli asla da konuşmaktan vazgeçmediğimiz o Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü geliyor insanın aklına. Sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim. Bu noktada gerçekten sporda biraz ahlakın bu sıralarda ayaklar altına alındığını görüyoruz. Söylemlere bakıyoruz, eylemlere bakıyoruz. Çok ciddi anlamda Türk futbolu şu anda tam anlamıyla bir kaos içerisinde. Bir taraftan Trabzonspor'un uğradığı o haksızlığa bakıyorsunuz. Diğer tarafta yarış devam ediyor. Kulüp başkanlarının açıklamalarına bakıyorsunuz. Zehir zemberek açıklamalar. Bu gerçekten Türk futbolunun geleceği adına hiç de ümit verici bir tablo olmadığını görüyoruz. İşte Trabzonspor haksızlığa uğruyor. Trabzonspor'a verilen cezalara bakıyorsunuz. Orada da Trabzonsporlu bir yönetici var. Eski Trabzonspor'da yöneticilik yapmış Sayın Yalçın Orhan. O da Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu içerisinde. Daha önceki yine Trabzonspor'un bu noktada haksızlığa uğradığı noktada yine
Bu arkadaşın sesi soluğu çıkmıyor. Yine aynı şekilde sessiz bu arkadaş. İstifa da etmiyor. Zaten şu anda Türkiye Futbol Federasyonu pamuk ipliğiyle ayakta duruyor. Her an bir istifa haberimi gelecek. Her an bir olağanüstü kongre kararı mı alınacak? Tabii böyle de bir atmosfer var. Atmosfer içerisinde var. İşte Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç Süper Kupa'ya çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bu yönde açıklaması, işte U19 takımını gönderelim taraftarlarına Urfa'daki maça bilet rezervi yapmayın, herhangi bir planlama yapmayın yönünde açıklamaları vardı. Yabancı hakemler gelsin bir taraftan o konuşuluyor. Yani tam bir Türk futbolu şu anda bir kaosun içerisinde. Bu kaosun içerisinden çıkma adına da açıklamaları da ne yazık ki göremiyoruz. Yani sağduyu, hataları görüp, yanlışları görüp derleyici, toparlayıcı, birleştirici Türk futbolunun yarınlara daha selametle ulaşabilmesi adına da yapılan bir açıklama da görmüyoruz. Böyle de bir tabloyla karşı karşıyayız. Dün akşama gidelim. Trabzonspor taraftarları Türkiye Futbol Federasyonu önünde açıklama yaparak federasyonu istifaya davet etti. Hepimiz hoş geldik. Haksızlıklara karşı duran bir şehrin çocukları olarak TFF'yi protesto için bu akşam taraftar grupları ve taraftarlarımız olarak hep beraber burada toplandık. Yıllarca haksız rekabetin, kirli oyunların kurbanı seçildik. Üzerimizden türlü oyunlar oynandı. Taraftarlar olarak, cami olarak karşı durmaya çalışmışsak da sesimizi duyuramadık. Türlü oyunlarla engel oldular. Yolumuza set kurdular. Başarılarımızı gölgelemek için her yola başvurdular. Şimdi olduğu gibi hak etmediğimiz cezalara maruz bırakılarak bizi kirli oyunların içine çekmeye çalıştılar. Dik duruşumuzun, birbirimize kenetlenmenin sonunda oyunları bozduk. Bu kez koskoca Trabzon şehri ve Trabzonspor camiası eli kanlı bıçaklı terörist ilan ettiler. Resimlerle, görüntülerle belgelenmesine rağmen bugün açıklanan, alınan bu kararlar haksız kararlara karşı şiddetle kınıyoruz. Yapılan bu haksızlıklara boyun eğmeyeceğiz. Sessiz kalmayacağız. Biz köklü geçmişimizde büyük bir camiayız. Şehrimize, halkımıza ve takımımıza yapılan bu kirli, çirkin hareketlerin, karalamaların karşısında onurlu dik duruşumuzda sonuna kadar mücadele verecek, hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Bu kirli düzeni futboldan, sporun her dalından uzak tutarak adımıza bu taraftar grupları olarak, Trabzon sevdalıları olarak sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. İstifa! TFF! 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 İstifa! Adalet istiyoruz! Adalet istiyoruz! Adalet istiyoruz! Adalet istiyoruz! Adalet istiyoruz! Evet sevgili izleyiciler, yine Trabzonspor taraftarları dün akşam Trabzon'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu binası önüne giderek federasyonu istifaya davet etti ki görünen o ki önümüzdeki haftalarda veya önümüzdeki günlerde biz futboldan çok, sahadaki oyundan çok saha dışı etkenleri konuşacağız gibi duruyor. Aslında gibisi biraz fazla öyle olacak. Ne yazık ki koca bir sezon sürekli hakem hatalarının konuşulduğu, sürekli sağ dışı etkenlerin konuşulduğu ve iyi idare edilmeyen bir Türk futbolunun konuşulduğu bir süreci yaşadık. Ki bundan sonra da bu süreç böyle devam edecek. Kimse şunu konuşmayacak. Altyapıdan yeni genç oyuncular nasıl futbol takımlarına kazandırılır? Nasıl milli takım hem Avrupa ve dünya arenasında başarılı olur? Nasıl futbol kulüpleri altyapıya önem vererek içinde bulundukları borç batağından nasıl çıkabilir? Bu konuşulmayacak. Ne konuşulacak? Hakem hataları konuşulacak. Futbol kulüp başkanlarının yaptığı zehir zemberek açıklamalar konuşulacak. Yöneticilerin yaptığı açıklamalar konuşulacak. Yine sahaya atılan pet şişeler konuşulacak. Taraftarların sahaya girmesi konuşulacak. Ama dediğimiz gibi
Türk futbolu tam anlamıyla bir kaos içerisinde. Bu kaosun yanında kulüpler ekonomik batak içerisinde. Bu sarmaldan nasıl çıkılabilirin dışında her şey konuşulduğu bir süreç yaşıyoruz. Bu arada Trabzonspor'da bugün 11'de yaptığı antrenmanla sahasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarında başladı. Bunu da ifade edelim. Sporda yaşanan gelişmeleri sizlere aktardık. Bir başka yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle.